Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal 2 harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ve gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Tabii bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir? Bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Ki hakikat ortaya çıksın. Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır, bunlar evet tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız.
Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Ve bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Son harekatımızda bu gerçeği biz de bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar biliyorsunuz üstadın lafıyla alçak değil. Bunlar çukur çukur. Çünkü alçaklık irtifadır. Onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı, dedim ya, bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı bunların. Bunların içinde polis var, asker var, öğretmen var. Ama gel gör ki bunu başaramadık. Ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi işte orada baktılar ki artık buradan kaçış yok, çıkış yok. Bunların sözde lider durumunda olanı şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor. Hatta arkadaşlarla müzakeresini, istişaresini yaptık. Aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Ve aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı, yapılıyor. Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır.